Evet. Ne olur? Yüksek ileride Evet, şu değişim olur mu sence? vallahi Sayın Özgür Özel'in verdiği mesajlardan büyük şehirlerde çok ciddi değişimlerin olacağını anlıyoruz Ela. Esasında birkaç gündür konuşuyoruz. Sen de hatırlayacaksındır. Sayın Özgür Özel'in seçildiği kurultaya gidilen süreçte bazı belediye başkanları Sayın Kılıçdaroğlu lehine açık tavır ortaya koymuşlardı. Hatta bazı ilçe belediye başkanları ve bazı büyükşehir belediye başkanları Özgür Özel'i eleştiren, değişimcileri çok ciddi bir şekilde itham eden ifadeler kullanmışlardı. Ve ben de şunu söylemiştim. CHP'de ön seçim belirli bir gündemle ötelenebilir ya da formatı değiştirilebilir. Zira işte tam da dikkat çektiğim bu husustaki belediye başkanları değişimcileri itham eden ya da Sayın Kılıçdaroğlu'nun karşısında değil de bütünüyle yanında durup değişimcilere bu anlamda tavır alan belediye başkanlarının ön seçimle kesin aday olmaması için CHP Genel Merkezi ve Sayın Özgür Özel elbette duruş sergileyecektir demiştim. Gerçekten de bunun sinyalleri gelmeye devam ediyor. Dün ve birkaç gün önce esasında ne dedi CHP lideri Özgür Özel? 3 belediye başkanını saydı. 1. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. 2. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. 3. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu. Dolayısıyla bu 3 isimle yola devam edeceklerini ifade etti. Her 3 isim de aday dedi. Diğer büyükşehir belediyelerini ise biz kamuoyu yoklaması, anket yaparak görevlerinde başarılılar mı, değiller mi? Göreve devam etmeleri gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Bunun yoklaması yaptıktan sonra karar vereceğiz dedi. Dolayısıyla Ankara, İstanbul, Aydın dışındaki tüm büyükşehir belediye başkanı adaylarında değişim yaşanabilir. Ben buradan net olarak ifade edeyim. İzmir'de büyük oranda değişim bekliyorum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP'nin değişebilir. Bunu da net sinyalleri gelmeye başladı. Ama Ankara, İstanbul ve Aydın dışında CHP'de bulunan tüm belediye başkanları ve bu başkanlıklara aday isimler değişebilir. Özgür Özel bunun sinyallerini vermiş gibi görünüyor. Elbette çok konuştuk. Tüzük Kurultayı, Tüzük Kurultayı'nın da artık Sayın Özgür Özel'in kurultayda ifade ettiği şekliyle 3 hafta içerisinde bu salonda buluşacağız şeklinde gerçekleşmeyeceği ortaya çıktı. Artık yerel seçim sonrasına bırakıldı. Yerel seçim sonrasında CHP'de Tüzük Kurultayı toplanacak ve Özgür Özel'in kurultayda vaat etmiş olduğu demokratik tırnak içi kullanıyorum. Değişiklikler, parti içi örgütlenme değişiklikleri gerçekleşmiş olacak. Peki, son soruma geçeceğim. Sen de duruşmaya gideceksin sonra. Bu arada ben de ayrıca selam söylüyorum. Bütün senin selam gönderdiğin her bir kişiye ayrı ayrı. İsveç'in NATO üyelik süreci Teşekkür için ederim. gözler Meclis Dışişleri Komisyonu'nda Fevzi. Komisyon bugün toplanıyor mu? Nasıl bir karar çıkar? İsveç NATO'ya üye olur mu sence? Ne diyorsun? Ela, bu soruyu ısrarla konuştuğumuz her durumda ne dedim? Ben İsveç'in NATO üyeliği sürecinin gerçekleşmesini yüksek olasılık olarak görüyorum ve Türkiye'nin çekimser tavrı, şerh koyan tavrı bir gün kalkacak ve İsveç NATO'ya üye olacak demiştim. Bir kez daha diyorum, ben İsveç'in NATO'ya üyeliğinin kısa bir süre içerisinde gerçekleşmesini bekliyorum. Bunu Hadi buradan bakalım. bir kez daha ifade edeyim. Gelen sinyaller de bu yönde. Zaten bugün Meclis Dış İşleri Komisyonu toplanacak. Bir önceki dönem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay Dışişleri Komisyonu Başkanı, onun başkanlığında gerçekleştirecek bir komisyon toplantısı olacak. Elbette burada hem Cumhur İttifakı milletvekilleri hem de muhalefet milletvekilleri İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin değerlendirmeler yapılacak. İsveç'in Türkiye'nin beklentilerini nedenli karşıladığına dair değerlendirmeler yapılacak. Nihayetinde ben Dışişleri Komisyonu'ndan bu protokolün geçeceğini ve Meclis Genel Kurulu'na da kısa bir süre içerisinde geleceğini
Meclis Genel Kurulu'nda da bu İsveç'in NATO'ya üyelik katılım protokolünün onaylanacağını bekliyorum ve İsveç'in de kısa bir süre içerisinde NATO üyesi olarak NATO ülkeleri arasında NATO şemsiyesi altında yer alması gerekeceğini ya da NATO böyle bir tablonun ortaya çıkacağını ifade edebilirim açıkça.